Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 29 Ocak Cumartesi İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, İstanbul'da 8 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. Ben birinci dörtlük ayağını oynayacak, ikili çiftte, yedili plase, birinci üçlük ayağını oynayacak arkadaşlar için bir şeyler aktarmaya çalışacağım. İnşallah faydalı bir program geçiririz. Güzel bir hafta sonu geçiririz. Tüm sevdiklerimize bol kazançlı bir hafta sonu bizleri bekliyor diye düşünüyorum. Tüm yarış severlere, herkese bol şanslar diliyorum. Evet, birinci koşu, birinci dörtlük ayağımızın başlangıç ayağı. Saatlerimiz 17.45'i gösterdiğinde bir maiden koşuyla start alacak. 4 yaşlı Arapların 1500 metre sentetik kumda mücadelesini izleyeceğiz. 9 sapkanımız yer alıyor. Bir sapkınımız Ekürü, o da kim? 3 nolu Cesur Buğra ve de 4 nolu Çok Efe Ekürü olarak start alıyor. Ekürü Çok Efe ilk defa yarış hayatına başlayacak. Kazasız bir belasız bir yarış geçirmesini temenni ediyoruz. Evet, benim burada Cesur Buğra Mehmet Kaya ile ben fotoyu önde geçmesini bekliyorum. 38 günlük bir aradan sonra pistlere dönecek Cesur Buğra. Burada bakıldı tam ona sert rakipleri var. O da kim? 6 nolu Jumbo Jet, 8 nolu Sinan Reis, Görkem Özçelik'le yaptığı son koşusunda güzel bir ikincilikle ayrıldı. Görkem ilk defa start alacak. Baba Mehmet gibi iyi bir orijin var ama ben Mehmet Kaya ile Cesur Buğra'nın bu koşuyu galip gelmesini bekliyorum. 1. 4'lük ayağımda banko adayım. Arkasını 6 ve 8'i bağlayarak bir ikili deneyeceğim sevgili dostlar. Benim banko adayımdır. Yani birinci dörtlük ayağında ben banko ile başlamayacağım. Rakip hanesini 6 ile 8'de yazarak birinci dörtlük ayağımıza giriş yapabiliriz sevgili dostlar. Evet, ikinci koşumuz şartlı 4 bir mücadele. 7 plasa ve birinci üçlük ayağımızın başlangıç ayı 4 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre sentetik kumda mücadele verecek sevgili dostlar. Evet, benim burada da banko adayım olacak. O da kim? Gökhan Gökçe ile ilk defa buluşan 8 nolu Mint Hunter sevgili dostlar. Ben bu koşuyu galip gelmesini bekliyorum. Benim ikinci banko adayım olacak. Gelir plasede de banko olarak değerlendireceğim. Bunun arkasına 7 Çıksalın kaliteli bir safkanımız, 6 nolu Maça Kızı ve de 2 nolu Koca Vezir. Yani yaptığı son koşusunda da son iki koşusu Koca Vezir'in İstanbul'u 2100 ve 1400'ü iyi bir koşu çıkartarak kazanmıştı. Yani kazanmanın güçlü adaylarından biri ama ben geri planda bırakarak ikili gelecek arkadaşlar için ben önerdim. 8 nolu benim Gökhan Gökçe ile banko adayım olacak. 7 plasede banko olarak bırakacağım. Rakip hanesinde 7-6-2 ile arkasına bağlayıp İkili deneyeceğim sevgili dostlar. Evet, üçüncü koşumuz altılık ayarımızın da başlangıç ayağı olacak. Handikap 15 bir mücadeleyle altılık ayarımız start alacak. 4 yaşlı Arapların 2100 metre sentetik kumda mücadelesini izleyeceğiz. 9 safkanımız yer alıyor sevgili dostlar. Evet, bakıldığı zaman üst üste ben yine kazanmanın en güçlü adaylarından olarak görüyorum. O da kim? Alev Kıran sevgili dostlar. Yaptığı son koşu handikap 14'ü 2000'i, ondan önce 1300'ü hem uzun hem kısa da etkili koşu çıkartarak bir ateş topu temsilcisi olan Mustafa Çiçek ile ikinci kez buluşan 5 nolu Alev Kıran benim ilk tercihim olacak. Buna da ben bir sapkan önereceğim. Yani iki sapkanla geçeceğim buraya. 2 nolu Afşar diyeceğim ben. Özcan Yıldırım'la bir kere buluşup onunla kazanma başarısı gösterdi. Yaptığı son handikap 14'ü de 2000'i birincilikle taşlandırdı. Bu koşuya çok formda girecek Özcan'la 2 nolu Afşar 5 nolu Alev Kıran'ın en ciddi rakibidir. Yani 5 ve 2 benim için yeterli olacaktır. Altılık ayağımızın başlangıç ayağında. Evet, dördüncü koşumuza geçtiğimiz zaman 5'lik ayağımızın da başlangıç ayağı olacak. Dördüncü koşu altılık ayağımızın ikinci ayağı. 9 safkanımız yer alıyor. Bir meyli koşu 4 yaşlı Arapların 1500 metre sentetik kumdaki mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet, burada 2 tane safkanımız var. İlk defa start alacak.
Onları da bir inceleme yaptım sevgili dostlar. Baba Mevlüt gibi güzel bir orijine sahip Salettin Boyraz da start alacak. İyi Hazırlıklar Geçmiş, Üç Nolu, Gök Tuğra. Ona da baktım. Görkem'le de o da ilk defa start alacak. Ben burada ilk yarış hayatına iyi bir başlangıç yapacağımı düşündüğüm Altınoğlu Kurt Engin'le başlayacağım sevgili dostlar. Benim ilk tercihim olacak. Yeninoğlu Örkkan Özcan Yıldırım'la ikinci şans verdiğimiz safkanlardan biri ve de bir nolu Napolyon Halil yol açıcı ile Abrant arkadaşımız da artık yani Maiden'e ne zamandan beri veda etmesini bekledik ama bir türlü Maiden'e veda edemedi. Ben yarın Napolyon'dan da etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. 6, 7 ve 1 nolu safkanlar önceliğim olacak. Evet, 5. koşumuz 2. dörtlük ayağımızın da başlangıç ayağı olacak. Handikap 21 bir mücadele. 4 büyük Arapların 1500 metre sentetik kumda mücadele verecek 10 safkanımız yer alacak sevgili dostlar. Evet, benim burada müsaade geçen koşularında zaten üstüne basarak önerdiğim bir safkandı. Yaptığı son koşusunda 1300'e güzel bir ikincilik, ondan önceki koşusunu kazanma başarısı göstermişti. Ben Halil yol açıcıyla yine birincinin en güçlü adaylarından olarak görüyorum. Altınoğlu bana müsaade, benim ilk tercihim olacak sevgili dostlar. İkinci atım burada 3 nolu safkanın Bay Reisoğlu diyeceğim ben. Görkem Özçelik'te ilk defa buluştu. Yaptığı son iki koşusu bir yedincilik bir üçüncülük, bu bizleri aldatmasın. Ondan önceki yaptığı üst üste harika başarılı koşulara kendisine birincilikle hanesine ekledi. Yarın bu birinciliğin yine güçlü adaylarının olarak gördüğüm 3'ü Bay Reisoğlu'nu ikinci şans safkanım. Üçüncü atım 2 nolu Reysanlı diyeceğiz Mürsel Kayış'la. O da ikinciliklerine bir son verdi, özledi birinciliğe. Son koşusunda 1300'de şartlı 3'te veda etti. Yani ikinciliklere veda edip yine birinciliği hanesine yazdırdı. Reysanlı'dan da yarın etkili bir performans mutlaka gelecek. Ve de burada yabana atılmayacak bir safkan daha var. O da 1 nolu Yetim Ali diyeceğim ben, Mehmet Kaya'yla etkili bir performans beklediğim 4. ve son safkanım olacak. Sıralamam 6, 3, 2 ve 1 nolu safkanlar önceliğimdir sevgili dostlar. Evet, 6. koşumuza geçtiğim zaman kısa vade 6 Aydın Tat koşusu olacak. 4 rekor İngilizlerin 2200 metre sentetik kumda mücadelesini izleyeceğiz. 7 safkanımız yer alıyor. 2. üçlük ayımızın da başlangıç ayağı. Evet, benim burada banko adayım Doğa Kanunu diyeceğim. Mehmet Kaya ile Mehmet Kaya da zaten genelde kendisi biliyor. Doğa Kanunu yaptığı son koşusunda da bize ne kadar kaliteli olduğunu gösterdi. Şartlıyordu. 2000'i kazanma başarısı gösterdi. Şimdi mesafe 2200 uzasa Doğa Kanunu ben sonlarda son noktayı koyacağını düşünüyorum. Benim banko adayım 1 nolu Doğa Kanunu. Rakip hanesinde 7 nolu Oğlum Doruk ve 5 nolu Zileti Bordan da dikkat diyeceğim. Kendini bir ikincilik şansına sahip olduğunu düşündüğü 5'i de arkasına bağlayıp 1-2'li deneyeceğim. 1 nolu Doğa Kanunu bankom, arkası 7 ve 5'i de bağlayarak 1-2'li deneyeceğim. Evet, bu banko adaylarımı söylüyorum sevgili dostlar. Bazı arkadaşların herhalde başka yerden mi dinliyorlar, başka türlü mü düşünüyorlar. Ben bankom diyorum, arkasına rakipleri 7-5 diyorum. İkili deneyecek arkadaşlar için değerlendirebilirsiniz. O başka türlü oynuyor ama dinliyor herhalde. Boşver, onu da geçelim. Vaktimiz de kısaldı. Evet, 7. koşumuz 8 safkanımız yer alıyor. Evet, burada da ben Lady Rüzgar Özcan Yıldırım'la ilk buluşmasında birinciliğin güçlü adayları diyeceğim. Benim banko adayım olacak. İkinci banko adayım, arkasına 3 ile 6'yı bağlayarak 1-2'li deneyebiliriz burada da sevgili dostlar. Evet, 8. koşu 6'lı gayemizin son ayağı, birazcık zorlu gördüğüm bir koşulardan biri. Burada her an bir sürpriz çıkabileceğini düşünüyorum. Sıralamama geçince 2, 4, 3, 9, 12 ve 13 nolu safkanları kuponumdan ayırmadan yer vereceğim. 6'lı gayemizin son ayağı sürpriz açık bir koşu sevgili dostlar. Evet, Bursa'dan aktaracağım İstanbul şablonunda buydu sevgili dostlar. Herkese mutlu bir hafta sonu, bol şanslar.